Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Ben Özlem. Bugün sizinle çok nefis bir kebap hazırlayacağız. Başlıkta da gördüğünüz gibi fıstıklı kebap yapıyoruz. Fıstıklı kebabımızı yapmak aslında o kadar kolay ki yapılışını görünce bence hemen mutfağa geçip yapmaya başlayacaksınız. Şimdi bu önümdeki kıyma da sıradan bir kıyma değil. Öyle kasaba gidip ver yarım kilo döş kıyma deyip kebap yapamıyorsunuz maalesef. Esasen sadece kuzu, koyun kıymasıyla olması gerekiyor. Fakat benim çocuklarım ağır geliyor ve yemiyorlar. Bu yüzden ben biraz karışım yapıyorum. Ama siz kuzu yiyorsanız mutlaka sadece kuzudan yapın. Burada benim 600 gram kıymam var. Bu 600 gram kıymanın 150 gramı kuzu boşluk, 50 gramı kuyruk yağı, kalan kısmı da dana döş. Böyle kuyruk yağı deyince korkmayın. Eğer dışarıda kebap yiyorsanız bilin ki kuyruk yağıyla yiyorsunuz. O yüzden bu aslında çok lezzet veren bir şey. Ama hani söyleyince kuyruk yağı diye kiminin hoşuna gitmiyor. Ama her kebap sever bilmeli ki kebabın lezzetini kuyruk yağı veriyor. Böyle bir karışımım var. Yanımda da bıçakla çektiğim fıstığım var. Boz fıstık olması gerekiyor. Böyle içinde yemyeşil görünecek ve dişe gelecek yerken. Bir tatlı kaşığı da tuzum var. Şimdi ben tuzla beraber bu kıymayı bir 5 dakika yoğuracağım. Ondan sonra fıstığını ekleyip birkaç dakikada fıstıkla yoğuracağım. Ve porsiyonlayıp yarım saat buzdolabında bekleteceğim. Sizinle de buzdolabında bekledikten sonra tekrar görüşeceğiz. Kebabımın porsiyonlamayı bitirdim. Gördüğünüz gibi 15 tane porsiyon çıktı bu büyüklükte. Bu porsiyonları hemen hemen aynı boyutta yapmaya dikkat edin ki eşit pişsinler. Hani biri büyük biri küçük olursa küçükler çok hızlı pişer, büyükler çiğ kalabilir. Şimdi fırını 200 derecede fansız bir şekilde de ısınması için açtım. Çünkü fırının çok iyi ısınması gerekiyor. Bu kebapları bir 10 dakika fırınlayacağım. Sonrasında da esas lezzetli olan aşamaya geçeceğiz. Bunlara böyle bir boyut atlatacağız. Hem görseli daha güzel olacak, hem lezzeti daha güzel olacak. Ben kebaplarımı pişirdim. Bir 15 dakika fırınladım. Şimdi böyle bir tabağa alıp biraz ılımasını bekledim. Şimdi ne yapacağız? Yufkaya saracağız. Bu güzellikleri böyle beyti sarma gibi düşünün. Ama fıstıklı kebap saracağız biz. Ben böyle yufkamın kenarlarındaki o kalın yerleri aldım. Düzledim. Hem bu şekilde daha rahat saracağız. Hem de o kalın yerler yerken ağza gelmeyecek. Az önce görmüştünüz tepside kalan yağı ve birazcık suyunu ben kaseye süzdürdüm. Bunu atacak kadar delirmedim. Bunu da yufkalara sürerek tereyağı ile beraber kullanacağım. Biraz da tereyağı erittim. Şimdi biraz tereyağı süreceğim yufkama. Biraz da bu kebabın yağından süreceğim. Çok daha lezzetli olacak. Şöyle önce biraz tereyağı gezdiriyorum. Bu arada bir tane yufkayı İki kat olarak kullanacağım. Şöyle iki yemek kaşığı gibi döktüm. Bunu biraz fırçayla yayalım. Şimdi biraz da etin yağından alalım. Şimdi şöyle pişirdiğim fıstıklı kebaplardan diziyorum yufkama. Burada biraz şöyle boşluk kaldı. Buraya da küçüğü koyalım. Ve sarıyorum. Kebabı koyduğum yere yağ falan sürmedim. Gerek yok. Çok da yağlı olsun istemiyorum çünkü. Böyle çok sımsıkı değil de normal bir şekilde rulo yapıyorum.
Süper. Şimdi bıçakla da böyle lokmalık gibi düşünün, keseceğim. Biraz verev kesiyorum. Şimdi ikinci yufkama da aynı işlemi tekrar ediyorum. Evet, kebabımız fırında pişerken biz de domates sosunu pişireceğiz üzeri için. Yine bu çok lezzetli olan yağı ve suyu kullanacağım. Biraz şöyle salçamızı kavuralım. Siz de sakın o tepsideki lezzetli yağı atmayın. Böyle değerlendirin. Böylece kebabınız çok daha lezzetli olacak. Salçanı şöyle ekşi kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Benim salçam çok tuzlu. O yüzden tuz atmayacağım içine. Sizin salçanız tuzsuzsa bu aşamada birazcık tuz da ekleyin. Biraz da sıcak su ekleyip sosu kaynatacağım. ...2-3 dakika kaynasın. Ondan sonra sosu ateşten alacağım. Fıstıklı sarma kebabım gördüğünüz gibi artık yenmeye hazır. İsterseniz buna fıstıklı beyti de diyebilirsiniz veya fıstıklı sarma kebap da diyebilirsiniz. Ne demek isterseniz özgürsünüz. Yeter ki bir kere deneyin, vazgeçemeyeceksiniz. Garanti veriyorum, müthiş lezzetli oldu. Umarım denersiniz ve düşüncelerinizi benimle paylaşırsınız. Yeni gelecek videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.